hala hastaneye gelmedik? Beni nereye getirdin be adam? Selin Hanım, hastaneye varmak üzereyiz. No panik. Ben ne yaptığımı biliyorum. Hani derler ya, yollarım kurdu diye. İşte ben oyum. Rahat olun. Rahat olun. Böreklerinin de tadına doyum olmuyor Seval. Son yiyişin olur inşallah. Ay. Sağ ol Seval. Sağ ol canım. Ayol, Ekrem Bey hastanelik oldu diyorum. Sen hala iftiradır diyorsun Mübella. Ya Neşideciğim, Ziya Hoca öyle bir şey yapmaz. Siz hiç tanımadığınız bir kadın lafına niye bakıyorsunuz canım? Canım sadece laf olsa. Ayol, Ziya Hoca'nın karısıyla çekilmiş fotoğrafları var ortada. Ne? Fotoğrafları mı? Fotoğrafları var. Fotomontajdır o yani, montajdır. Ay benim börekler böyle lezzetli olmuyor vallahi. Peki Zehra ne düşünüyor? Kız da düşünecek hal mi kaldı ayol? Ay dedesinin derdinde. Vallahi para pul belli bir yere kadar. İnsanda baht olacak, baht. Montajdır o yani, kesin montajdır. Vay 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 vay. Demek hocanızın yaldızları döküldü ya hanımlar. Sen gizli gizli bizi mi dinliyordun? Hah, hocaya bak. Ah ah. Hocaya bak hocaya. Avcı çıktı bildiğin. Hem de zengin kadın avcısı. Güzel numara, takdir ettim doğrusu. Afiyet olsun hanımlar. Ay bu burada mıydı ayol, görmedim. Ay şimdi bütün mahallenin diline düşecek ha. Yani ben gideyim de şunu yediği tabağı çanar çamaşır suyuna basayım. Bas bas. Çok fena. Ben uyardım sizi. Uyardık. Bu hocada bir gariplik var dedi. Bir gariplik var dedi. İşte işin aslı çıktı meydana. Gün gibi ortada. Baştan beri böyle yapıyorsunuz. Yani laf söylemek için fırsat kolluyorsunuz. Kim? Öyle söylüyorsun ama hoca iki vakittir yok ortada. Nerede hocanın icabı? Nerede evladım? Ne işte? Bakın. Söylemedi demeyin. Demeyin. Bu kaçıp gitti. Herif uzadı. Çünkü yüzü yok artık gelmeye. Gelemez. Bitti, geçmiş olsun. Dedikodu, iftira Müslüman'a yakışmaz arkadaşlar. Neyin dedikodusu, neyin iftirası ya Halil Efendi? Ne iftirası, ne dedikodusu yani? Koskoca Ekrem Bey bile kovmuş onu evden. Ya kovmuş, gitmiş. Yok herif aslında, yok. Her şey ortada. Birinci ağızdan duydum. Ekrem Bey mi söyledi? Hayır, Neşide Hanım'dan. Görmüyor musunuz? Ortada, apaçık, gün gibi. Arkadaşlar, bize yakışan zor durumda olan hocamızın yanında olmaktır. Ya iftiraysa? Aa, bu kadar hüsnü zan da fazla artık. Ne demek bilmiyorum ama fazla yani. Eğer hoca efendinin biraz olsun ar damarı varsa gelmez artık bir daha buralara. Gelemez. Gelemez. Geçmiş olsun. Kuruluk bir çay söyle Hafız. Söyleyeyim. Mübarek Hanım, iki çay rica edebilir miyiz? Bunlara adam değil mi? Bunlara da söyle. Beş tane olsun, pardon. İçmem ben çay. Benimki oralet olsun Mübarek teyze. Cihabi bir şey içsene. Kuşburnu iç. Ya ne içeceğim iftiracı adamın çayını Oğuz ya? İftiracı mı? Çoğulun boş ver yani ya. Sen niye içiyorsun? Çok ayıp. Bence de çok ayıp yani. Yakıştıramadım. Şu telefonunu be kızım ya. Tamam anladım, inanmıyorsun bana ama. Bari dedenin durumu nasıl, ondan mı haber ver ya?
Ey Allah'ım ya Rabb. Sen yardım et bu koluna. Sen yardım et ya. Nereye geldik manyak herif? Kestirme yol dediğin orman mıydı? Selin Hanım, sizi korkutmak istemem ama sanırım biz kestirme yolu kaçırdık. Hani yolların kurduydun, ha? Selin Hanım, rahat olun. Ben şimdi hemen alternatif bir rota belirleyeceğim. Biz profesyonellerin her zaman bir B planı vardır. Yoksa sen beni... İmdat! İmdat, kaçırıyorlar beni, imdat! Durdur çabuk şu arabayı, imdat! Kaçırıyorlar beni, imdat! Ya Selin Hanım, ben sizi neden kaçırayım? Ben sizi kaçıranlara nasıl korurum ancak? Sus dedim sana! İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Ya Selin Hanım, kaza yapacağız, sakin! Sus diyorum sana, sus! İmdat! Ya kapatın şu camı, içeriye tavşan girecek, kurt girecek, bir şey olacak ya. Ormandayız, lütfen. Sakin! Gerizekalı! Lütfen ama kalbimi kırıyorsunuz ya. İyilik de yaramıyor yani. Hepimize geçmiş olsun. Endişe edilecek bir şey yok. Durumu gayet iyi. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Teşekkür ederiz doktor. Çok şükür. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Dedeme bir şey olsaydı hiç affetmezdim seni. Gezem. Dur. Al şunu. Sakın annene de söyleme kız halimi. Tamam. Tamamdır babacığım. Akşama da geç kalma. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hello, Bahtiyar Efendi. Aleyküm selam hocam. Ya hocam, sen ne yaptın Zehra'ya? Yani kusura bakma ama hiç yakıştıramadım. Bahtiyar Efendi, bari sen gelme üstüme ya. Gözünü seveyim. Bir iftira attılar bana. Kurtulamıyorum. Herkes üstüme geliyor zaten. Uf, ama halledeceğim. Söz. Ekrem Bey nasıl? İyi mi? İyi. Yasemin az önce hastaneye telefon etti. Peki. Ya böyle olaylar tatsızlaşınca ben de hiç müştemilata da uğrayamadım. Üstüme başıma da bir şey alamadım ben. Bir müştemilata geçeceğim Bahtiyar Efendi. Tabii hocam, buyur. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Dedeciğim. Canım. Oh, canım benim. Dedem benim. Dedeciğim, çok korkuttunuz bizi. Tamam, korkmayın. Geçti, iyi. Geçirdiğin şok yetmedi. Bir de bana üzülüyorsun diye. Üzül, iyiyim. Sakın ağlama. Geçti, geçti. Dedeciğim, ne olur konuşmayalım bunları artık, tamam mı? Tamam. Babacığım iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. İyisin değil mi dedeciğim? İyiyim. Geçmiş olsun Ekrem Bey. Cenazeye mi geldin sen, ha? Allah'ın dövesi. Ünsal. Ne? Ünsal dur, ne olur. Adam hasta yatağında bile benimle uğraşıyor ya. Ya tamam, sakin olmaya çalış. Yok. Tencere kapak olmuşlar Ziya Hoca'yla. Ne demek o şimdi? Tam olmuşlar diyorum. Ekrem Bey diyorum. Ziya Hoca ile birbirlerine çok uyuyorlar. İyi bir damat olur diyorum. Saçmalama, ne olursun. Ha, ben mi saçmalıyorum şimdi? Araştırmıyorum adamı.
Araştırmıyorum. Bitti. Araştırmıyorum. Deden iyileşsin, kendi araştırsın Ziya Hoca'yı. Ne? Niye öyle bakıyorsun Hali? Ya bir kere de benim haklı olduğumu söyle ya. Bir kere benim haklı olduğumu söyle. Yaşlı adam işte, huysuz. Evet. Yaşlı ve huysuz. Hem de çok huysuz. Bir sevemedi beni ya. Sever sever. Ben seni seviyorum ama. Ben de seni seviyorum. Canım karım. Canım kocam.